الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى إلى آخر ما ذكر المؤلف من أسس العقيدة الإسلامية. Evet arkadaşlar, bugünkü derste biraz siyasal içerik var. Devlet adamlarına karşı, iktidara karşı, iktidarı temsil eden şahıslara karşı duruşumuz, bakışımız, onlarla münasebetlerimizdeki temel ölçüleri ele alan bir içeriğe sahip bugünkü ders. Sadece devlet adamları değil, ağırlıklı olarak her ne kadar onlar ise de onların görevlendirmiş olduğu imamlar, cuma hatipleri, işte hac emirleri, bir takım dini işleri sevku idare eden mercilere karşı, şahıslara karşı, mevkilere karşı münasebetimiz, tavrımız nedir? Ne olmalıdır? Genel olarak dersin konusu bu. Müellif cümleye ifadesini hadis metninde bulan bir sözle giriyor. وَنَرَ الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ Biz ber ve facir herkesin ardında namaz kılmayı caiz görürüz. نَرَ الصَّلَاةَ Namazı görürüz demek, namazı caiz görürüz, meşru görürüz namaz kılmayı. Nerede? خَلْفَ كُلِّ بَرِّنْ Her bel kimsenin ve facirin ve her facir kimsenin arkasında namaz kılmayı meşru görürüz. Ber demek, salih demek, facir, fasık demek. Yani facir olsun, fasık olsun. مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَ Kıble ehlinden olduktan sonra, yani mümin olduktan sonra, muvahhid olduktan sonra, salih ya da fasık, biz her imamın arkasında namaz kılarız, bunun meşru olduğuna inanırız. وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ Yine ehli kıble olduktan sonra ister salih ister fasık her müminin cenazesini de kılarız. Onlardan ölen kimselerin cenaze namazlarını da kılarız. Mekhul tarikiyle Hazreti Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i şerif var. Allah Resulü صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرِّنْ وَفَاجِرِينَ buyuruyor. Yine bir başka hadis-i şerif var. Yine mekhul tarikiyle Ebu Hureyre'den geliyor. As-salatu vacibetun aleykum ma'a kulli muslimin barran kana ev faciran ve in amila bil kebairi. Üzerinize namaz farzdır. Her Müslüman ile beraber, yani imamınız ya da cenazesini kılacağınız mevta Müslüman ise ister salih olsun ister fasık olsun namaz kılmama yönünde bu bir mazeret olarak asla gösterilemez. Namaz kılmalısınız arkasında ya da onun cenazesinde. Ve yine amile bil kebairi, onlar büyük günah işlemiş olsa bile durum değişmez. Yine fiili örnekleri var bunun. Buhari'de geçiyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, biliyorsunuz zalim idareci, vali, haccaç, haccacı zalimin arkasında ne yapmıştır? Namaz kılmıştır. Keza Enes bin Malik sahabeden, o da arkasında namaz kılmış. Onun hac emiri olduğu sene ardında hac yapmıştır. Onun imaretini bu yönüyle ne yapmıştır? Tasdik etmiştir. Yani sahabenin ve selefin de fiili örneklikleri de bize gösteriyor ki mümin olduktan sonra, muvahhid olduktan sonra salih ya da fasık bu kimseler, devlet başkanları, onların tayin ettiği valiler ve imamlar, onların arkasında namaz da kılarız.
öldüklerinde cenazelerini de kılarız. Az evvel naklettiğim merfu hadisler, mekhul tayyikiyle Ebu Hureyre ve Allah Resulü, bu senetle bize nakledilen bu hadis-i şerifler, mürsel hadislerdir. Çünkü mekhul, Ebu Hureyre'den duymamıştır. Dolayısıyla hadisler her ne kadar mürsel olsa bile, ehli hadisin mürsel rivayetlere karşı mesafeli yaklaşımını biliyoruz ama, fiili uygulamalar da, İbn Ömer, Hazreti Enes, hatta Abdullah İbni Mesud'un efendim uygulamaları da yine bu istikamette. Dolayısıyla ulemanın telakki bil kabul ettiği, gerek fiiliyle, gerek sözüyle, kavliyle bu gibi rivayetler bizim için ne oluyor? Delil oluyor. Yine Buhari'de gelen bu konuda sahih hadis de var. Muttasıl, müsned bir hadis de var. Allah Resulü buyuruyor ki, İdarecilerle ilgili olarak yusalluna lekum, onlar size namaz kıldırırlar. Onların arkasında namazlarınızı kılarsınız. Fe in asabu felekum ve lehum. Eğer isabet ederlerse, doğru yaparlarsa bu hem onların hem de sizin lehinizedir. Kimsenin burada kaybı olmaz. Namaz kılmış olmakla onların ardında siz de bir şey kaybetmiş olmazsınız. Ve in ahtau, yok hata ederlerse, yani onların kıldığı namaz Allah katında makbul olmazsa ya da onların diğer İdarecilikle alakalı diğer işleri, tasarrufları hatalı olursa felekum, siz namaz kılmışsınız. Sonuçta namaz iyi bir iştir, ibadettir. Bu sizin lehinize olur, kaybedeceğiniz bir şey olmaz. Ve aleyhim, onlar kaybeder, siz kaybetmezsiniz. Bu aynı zamanda Buhari'de rivayet ediliyor. Bizim idarecilerle olan münasebetimizi, onlara karşı duruşumuzu, tavrımızı, onlarla ortak bir şey yapmak durumunda kaldığımızda yönümüzü belirleyen bir hadis-i şeriftir. Eğer onlarla ortak yapacağımız şey haddi zatında hayır ise, güzellik ve iyilik ise, biz bunu onların arkasında yapmayız diyerek ne yapmayız? Reddetmeyiz. Sonuçta yaptığımız iş iyi bir iştir. Allah'a karşı kulluk sorumluluğumuz olan bir iştir. Bu işten biz kazançlı çıkarız. Eğer onlar bunu iyi niyetle yaptıysa keza onlar da kazançlı çıkar. Hayır, kötü niyetle yaptıysa ya da bunun yanında kötülükler yapmışlarsa bundan kaybı olan onlar olacaktır, biz değil. Şimdi kabaca böyle özetleyebiliriz. Bu hadis-i şerif kabaca bize durumu özetliyor ama bunun tabii ki detayları var. Detaylarını da ilerleyen cümlelerde göreceğiz. Evet, demek ki arkasında namaz kıldığımız ya da önüne geçip cenazesini kılacağımız kimsenin temelde neyine bakıyoruz? Muvahhid olup olmadığına bakıyoruz. İtikadına bakıyoruz. Mümin ise o takdirde bu kimsenin ameli iyi miydi, kötü müydü, salih midir, fasık mıdır diye detaya inmiyoruz. Sormuyoruz, soruşturmuyoruz. Suyu bulandırmıyoruz ve biz insanlara hüsnü zan ediyoruz. Yapılacak olan amel iyi amel olduğu için biz o ameli yaparak Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz. Hazreti Osman biliyorsunuz hilafetinin son yılları kargaşa içinde geçti. Ümeyye oğullarının onun üzerinden, yani akrabalarının onun üzerinden birçok suistimal yaptığını biliyoruz. Bu Müslüman çevrede ciddi anlamda sıkıntılara yol açtı. Ve fitneyi tetikledi ve ondan sonra muhasara edildi. Evinde kuşatıldı. Evinden dışarı çıkamaz hale geldi ve en son şehit edildi. Büyük bir fitne hadisesi, acıklı bir hadise yaşandı. İşte kuşatıldığı sırada Hazreti Osman devlet başkanı olarak evinden dışarı çıkıp mescitte müminlere namaz kıldıramıyordu. O sırada işte işgalciler kendileri efendim Medine'ye vaziyet ediyorlardı. Ve orada namaz kıldıran bir fitne imamı vardı. Yani fitne döneminin kendine has o vaziyetinin gereği olarak kendilerine göre bir takım şeyler orada yürütüyorlardı. İmamı da tayin etmişlerdi. Birisi Hazreti Osman'a ulaştı ve dedi ki, sen burada meşru halifesin. Bütün müminlerin halifesisin. Oysa orada namaz kıldıran insan meşru değil. Fitne döneminin, böyle anormal istisnai dönemin halifesidir. Zorla efendim oraya getirilmiştir. Bizse onun arkasında namaz kılıyoruz diyerek bu konudaki tereddüdünü, isteksizliğini ifade etti. Hazreti Osman'ın verdiği cevap, يَبْنَ أَخِي اِنَّ الصَّلَاةَ مِنْ اَحْسَنِ مَا يَعْمَلُ النَّاسِ. Namaz insanların yapabileceği en güzel iştir. فَاِذَا اَحْسَنُوا فَاَحْسِنْ مَعَهُمْ.
namazı hakkını vererek kıldıkları zaman mızıkçılık yapma, ayrımcılık yapma. Sen de onlarla beraber namazını kıl. Ve izâ esâû, yok kötülük yaparlarsa sen iyi olanı yap, iyi olan yerde onlarla aynı zemini paylaş, kötülük yapacakları sırada feçtenib isâetahum, onların kötülüklerinden uzak dur. Demek ki yapılan işin haddi zatında iyi mi, güzel mi olduğuna bakıyoruz. İyi ve güzelse o işi yapıyoruz. Onun yanına kötü bir takım şeyler ekliyorlarsa bundan da uzaklaşıyoruz. Veya namaz onlar için sureti haktan görünmeleri için bir siyasi malzeme ise onun ardındaki kötülükleri ne yapmıyoruz? Desteklemiyoruz. Kötülüklerin yanında yer almıyoruz. Sadece namazda yer alıyoruz. Şimdi genel olarak ölçü bu. Ama detaylara indiğimiz zaman dediğim gibi detaylarda bazı sorular ve sorunlar da var. Ulemanın, fakihlerin meseleyle ilgili izahatı var. Biliyorsunuz fasığın arkasında namaz kılmayı mekruh sayıyor genelde fakihler. Namaz caizdir, meşrudur, iadesi gerekmez ama mekruhtur. Hangi durumlarda mekruhtur? Eğer alternatifin varsa, o kimsenin arkasında namaz kılmak mecburiyetinde değilsin. Bir başka camide, bir başka cemaatte namaz kılabilirsin. Buna rağmen o cemaatte namaz kılmanı gerektiren zorunlu bir durum olmadığı halde orada kılıyorsan bunun mekruh olduğunu alimler söylüyorlar. Ama mecbur kaldıysan, orada namaz kılmayıp başka yere intikal etmek istediğinde namazı kaçıracak olursan, cemaat sevabından geri kalacak olursan ya da fitneye sebebiyet verecek olursan, mesela işte namazı kıldıktan sonra birkaç tane arkadaş geri çekilip arkada namazı tekrar cemaatle iade etmek, bunlar çok korkunç şeyler, çok büyük fitne sebebidir. Selefte böyle bir şey görünmüş değildir yani. Hatta selef bir camide iki defa farz namazının cemaatle kılınmasını da mekruh görürler. Hanefi mezhebinde de bu böyledir. Bizim eski asıl metinlerde de böyledir. Ancak yol kenarında camiler vardır ya, yolcular için yapılmıştır. Orada her gelen grup cemaatini teşkil eder, cemaatle namaz kılar. Ama sabit, yerleşik muhitlerdeki mescitlerde bir defa cemaatle namaz kılındıktan sonra ikinci gelen grup orada cemaat yapmasını selef mekruh saymıştır. Bunu bir fitne sebebi olarak görmüştür. Evet. İşte mecbur olmadığın sürece sen orada kendi iradenle, isteğinle namaz kıldıysan bunun meşru olduğunu söylüyorlar ama iadesi yok. Raci olan görüşe göre iade yapılmaz. Ama yok, mecbursan, başka çaren yok, fitne olacaksa veyahut da cuma namazı başka yerde kılamazsın, orada kılman gerekiyor. Hele hele o dönemde tek bir camide kılındığını düşünün. Bu gibi durumlarda kerahet de kalktığını biliyoruz. Bu artık seni aşan bir durum. Peki alimler neden fasığın arkasında namaz kılmanın mekruh olduğuna niçin hükmetmişlerdir? Oysa caiz olduğunu, meşru olduğunu görüyoruz. Selef de kılmıştır. Evet, selef kılmıştır ama selef fitne olmasın diye kılmıştır. İşte o dönemde bir otorite var. Bu otoriteyi temsil eden imam ya da onun görevlendirdiği vali, bir birlik var Müslümanlar içerisinde. Müslümanlar Cuma'yı bile bir merkezde kılıyorlar. Orada cemaatle namaz kılınıyor. Siz ondan sonra kalkıyorsunuz. Ben cemaate katılmıyorum diyorsunuz. Bir grup olarak geliyorsunuz. Daha sonradan kendiniz kılıyorsunuz. Bu anında orada halifeye baş kaldırmak anlamına gelir. Bunun siyasi açılımı, siyasi dile aktarımı nedir? Biz senin hilafetini meşru saymıyoruz, sana baş kaldırıyoruz demektir. Bugün için böyle bir durum söz konusu değil. O gün için böyle bir durum söz konusuydu. Bundan dolayı fitne olur. Bu sefer kılıçlar kınından çekilir. İnsanlar efendim birbirine gider, girer. Kan dökülür ve ortada sulhü sükun bozulur. Ve ortaya da daha adil bir düzen tesis edilemez, alternatifi getirilemez korkusuyla alimler bu kargaşadan sakınmak için ne yapmışlardır? O imamın arkasında namaz kılmayı meşru saymışlardır ve mekruh da değildir. Ama bizim durumumuzda bir cami imamı var biliyorsunuz, fasık adam. Ya öyle imamlar duyuyoruz ki normalde namaz kılmıyor da görevi olduğu için namaz kıldırıyor ama izinliyken namaz kılmıyor mesela. Bunun fasık olduğu çok açık. Veya fıskına dair başka işlerine şahit olunmuş imamlar var. Sen bir başka camiye gidebilirsin ama oraya gidiyorsun.
Elinde çok sahici, makul bir gerekçe yoksa o kimsenin arkasında namaz kılman tabii ki meşruhtur. Neden meşruhtur? Bunun sebebi el-emru bil-ma'ruf ve'n-nehyu anil-münker ile ilgilidir. Yani o imamın arkasında namaz kılmamakla siz bir tepki ortaya koyuyorsunuz. Ortaya koyduğunuz bu tepki bir, imama bir mesaj içeriyor. Yani sen şu yanlışı yaptığın için, fasık olduğun için efendim bu insanlar senin arkanda namaz kılmıyor. Bu senin için bir uyarıdır. Gel fıskından vazgeç. İki, efendim onun arkasında namaz kıldığınızda o kimse fıskını sürdürme konusunda bir cüret kazanmış olur. Bir bakıma siz o adamı onaylamış oluyorsunuz. Dolayısıyla o hala efendim fıskı fucuruna devam ediyor. Biliyorsunuz müminlerde ne vardır? Emir bil maruf nehyani münkerin normalde çeşitli tezahürleri vardır. Zela vardır, bera vardır, uzaklaşmak vardır, tavır koymak vardır, mesafe koymak vardır. Savaşa katılmayan o Tebük'e katılmayan 3 tane sahabinin durumunu hatırlayın. Bütün müminler onlardan ne yaptı? Uzak kaldı, konuşmadı, bir müddet ilişkiyi kesti. Ne amaçla bu? O kimse kafir oldu diye değil. Tevbeye davet için, nehyanil münker amacıyla bu yapıldı. Alimlerimizin de işte mekruh sayması daha çok nehyanil münker efendim gerekçesiyle izah ediliyor. Ama dediğim gibi selefin bu tavrı fitne durumuyla alakalıdır. O dönemde birlik vardı. Cemaate katılmamak, hele hele bir sahabi düşünün, bir selef alimi düşünün, toplumun önünde giden bir insan düşünün, cemaate katılmaması anında farklı yorumlanabilirdi ve hemen orada siyasi bir infiale yol açabilirdi. Biz de bugün eğer fitneye sebebiyet verecekse, Müslümanları birbirine düşürecekse, tekfircilik gibi bir virüsü bünyeye yayacaksa, falan adam selefidir işte onun arkasında kılınan namazları iade edin. Yok Kabe'de yok Medine'de kılınan namazları iade etmek. Kesinlikle yanlış bir şeydir. Müslümanları birbirine düşürür. Sen onlara bu şekilde muamele edersen onlar sana iki misliyle muamele ederler. Evet. وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرْجٍ وَفَاجِرٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ dedik. Demek ki fasığın arkasında namaz kılmayı meşru görürüz. Keza bidatçı da böyledir. Bidatı kişiyi küfre sokmuyorsa eğer o kimsenin de arkasında biz namaz kılarız. Fasıkla bidatı kendisini küfre sokmayan kişi aynı hükümdedir. Bidatı kendisini küfre sokuyorsa, kafir ise zaten o kimsenin arkasında namaz caiz değil. İşte bugün arkasında namaz kılmayıp iade eden kimseler fitne olmasına rağmen, fitne olmadığında bu olabilir. Fitne korkusuna rağmen bunu yapanlar demek ki arkasında namaz kılmadığı o kimseyi kafir görüyorlar. Bidatının onları küfre soktuğunu düşünüyorlar ki arkasında namaz kılmıyorlar. Efendim o takdirde bunun izahı yapılmalı. وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا biz salih olsun, fasık olsun, ister devlet adamı, ister sıradan bir mümin, onları kesin olarak ne cennete sokarız, cennetlik olduğuna hükmederiz, ne de cehenneme sokarız, cehennemlik olduğuna hükmederiz. Yani kimse için şu cennetliktir, şu cehennemliktir diye açık ve net ifade kullanmayız. Cennetlik olmasını umarız, cehennemlik olmasından korkarız şeklinde böyle açık kapı bırakarak konuşmamız doğrudur. Ancak naslarda mümin olduğu, cennetlik olduğu kesin olarak belirtilen kimseler vardır. Aşere-i mübeşşere Allah Resulü bizzat bildirmiştir. O kimselerin cennetlik olduğuna biz kesin şahitlik ederiz. Allah Resulü'nü tasdik için. Onun dışında ki insanlar için biz hüsnü zanla umarız ki o kimse cennetliktir. Yani umarız ki son nefeste de bu halini korur ve gerçekte de bizim gördüğümüz gibidir de ve Allah onu cennetle ödüllendirir. Öbüründen de korkarız ki son nefesinde de bu halini sürdürür de Allah onu cehennemle cezalandırır diye onun için korku duyarız. Korkumuz gereği dua ederiz, nasihat ederiz, ikaz ederiz. Diğerine de umut besleriz. Umudumuz gereği o kimseyle münasebetlerimiz ona göre şekillenir. Ama hiçbir zaman münasebetlerimiz onu pohpohlamak şeklinde ayağını kaydırmayı kolaylaştıracak şekilde olmamalı. Bunu daha önceden konuşmuştuk. وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ Müslüman devlet adamları efendim ya da Müslüman fertler onlardan hiçbirinin kafir olduğuna tanıklık etmeyiz. Filanca kafirdir.
sen kafirsin şeklinde böyle bir tanıklığımız olamaz. وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ Filanca müşriktir. Sen müşriksin veya münafıktır, münafıksın şeklinde biz açıkça مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ Küfür, şirk ya da nifak açıktan onlardan bunları görmedikçe, bunlar zahir olmadıkça kalkıp da kendi kurcalamalarımız neticesinde, çıkarımlarımız neticesinde kim bir kimsenin kafir olduğuna, müşrik olduğuna ya da münafık olduğuna asla hükmetmeyiz. Çıkarımlara gelince, bu çıkarım dediğimiz zaman alaka kurmak, bunlar çok subjektif şeyler. Yani kişiye kalmış, herkes kendine göre yorumlayabilir. Alaka kurmak insanın zihinsel bir melekesidir. Bazı insanlarda çok güçlüdür, evham diyoruz biz buna. Olmadık alakalar kurabilir. Zayıf alakalar üzerinden, zayıf bağlar üzerinden dolaylı olarak 3-4-5 öncül dolayımında bir kimsenin kafir olduğunu söylemek hiç de zor değil. Zaman zaman bu elfaz-ı küfür bahislerini fazla okuyup abartan kimselere bakıyorsunuz. En ufak bir şeyden efendim evhama kapılıyorlar. Hem kendileri için hem başkaları için kuşku besliyorlar. Kuşkuyu da bu şekilde tetikliyorlar. İnsanların huzurunu da bozuyorlar. Olmadık şeyler. Bu elfaz-ı küfür bahislerin arkadaşlar, onların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yeni toplum, İslami bilgi seviyesi bu kadar düşmüş, İslamiyetle alakası bu kadar zayıflamış bir toplumda o elfaz-ı küfür bahisleri bugün için geçerli olamaz. Oradan herhangi bir meseleyi okuyup da aha sen böyle dedin, aha sen kafir oldun. Böyle yargılarda bulunmak doğru değildir. Çünkü o dönemin belli bir bilgi ve kültür seviyesi vardı. İnsanların amentü bilgisi vardı. O dönemde amentü şerhleri yaygındı. Yaklaşık bir 200 sayfalık kitaplar düşünün, amentü şerhleri. Bunu halk bile okurdu. Yoğun bir vaaz efendim şeyi vardı, programı vardı. Haftalık vaazlar, hafta içi yapılan vaazlar. İnsanların yani hoca olmasa bile belli bir irfan düzeyi vardı. Köyde, ocaklarda, ne bileyim köy odalarında insanlar yani hoca olmadan bile konuştuklarında o bölgenin yaşlıları, gün görmüş insanlarının az çok bir İslami kültür seviyesi vardı. 52 farz kültürü vardı. Ama bugün böyle değil. Ayet hadis bilgisi zayıf. İlmihal bilgisi çok 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 zayıf. Bu dönemde bilmeden insanlar bir şey söylediğinde o alakayı o kimse kuramıyorsa orada tekzip yok demektir. Unutmayın, imana giriş tasdikledir, imandan çıkış da tekzipledir. Doğrulamak, onaylamak, çıkış da yalanlamaktadır. Kişi peygamberi yalanlarsa dinden çıkar. Bir sözü söylediğinde o söz peygamberi yalanlama anlamına gelebilmesi için aradaki o sözle peygamberin sözü arasındaki bağlantıyı o kimsenin kurabilmesi lazım. O bağlantıyı kuracak bilgiye sahip olması lazım. O öncüller onun da zihninde canlanabilmeli. Onun zihninde bu öncüllerin canlanması için de bir akide bilgisi lazım. O akide bilgisine rağmen, nas bilgisine rağmen bu kimse o sözü sarf ederse, demek ki o aradaki öncüllerin hepsini görmüş, buna rağmen yalanlamış, demek ki peygamberi yalanlamış. Evet. Peki. Sonra مَا لَمْ يَظْهَرْ diyor. Burası da önemli. مَا لَمْ يَظْهَرْ Zuhur etmedikçe, ayan beyan ortaya çıkmadıkça. Yani adam böyle tevhile açık bir söz söyledi. Bu zahir olmuş demek değildir. Yani o kimseden küfür, şirk ve nifakın zuhur etmesi lazım. Ayan beyan ortaya çıkması lazım. Zuhurun anlamı bu. Yoksa bir şekilde şuradan bakarsan bu anlama gelir. Bu zahir değil. Kapalı bir ifadedir o. Zahir bir ifade değil. وَنَذَرُوا Ama içinde öyle. Ben biliyorum. O burada öyle söylemiyor ama onun öyle düşündüğünü ben biliyorum. İşte وَنَذَرُوا سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى Onların iç dünyasını Allah'a havale ederiz. İnsanların kalpleriyle içinde ne düşünüyor, ne inanıyor, ne geçiriyor bunlarla ilgilenmiyoruz. Ne bizim sorumluluğumuz altındadır, ne de doğru bir şeydir. Bu insanları dinden soğutmaktır. Birbirine efendim düşürmektir. Peki.
يَا اَيُّوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُ اُشْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının, çünkü zanlar vardır ki günahtır. Suizandan bahsediyor ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi hatırlayalım. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمْ Hakkında açık ve net bilgin olmayan bir meselenin ardına düşme, kurcalama. Bilgin varsa bir şey söyle, ardına düş, peşine düş. Bilgin yoksa kurcalama, ardına düşme. Çünkü اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Kulak, göz ve kalp, bütün bunlar Allah katında mesuldür. Kulağımızdan, kalbimizden ve gözümüzden mesul tutulacağız. Bu ayetler hikmet ayetleridir. Bir sıra halinde, silsile halinde gelir. Bize hikmetin adreslerini verir. وَلَا نَرَا السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ Biz ümmeti Muhammed'den kimseye kılıç çekmeyiz. Ümmeti Muhammed'den gerek fert gerek idareci olsun kimseye kılıç çekmeyiz. Kimseye kanı heder gözüyle bakmayız. Katli vacip gözüyle bakmayız. İlla men vecebe aleyhi es-seyfu ancak ölüm cezasını hak edenler müstesna. Yani İslam fıkhında idam cezasını gerektiren bazı suçlar var. İrtidat. Ondan sonra evli bir kimsenin ya da evlenmiş, vaktiyle evlenmiş bir kimsenin zina yapması. Ondan sonra katil, cinayet işlemiş olması kasten. Buna benzer ölüm cezasını gerektiren fıkıhta anlatılan bazı suçlar var. Bu suçlar ancak kişinin katlini vacip kılar. Ancak o kimseye kılıç çekilir. Onu da mahkeme vardır. Mahkemede dava görülür. Suç sabit olur. Ondan sonra yine devlet bunu infaz eder. Yoksa yine sana bana kalmış bir şey değildir. Velev ki o adamın işlemiş olduğu suç, idamı gerektiren bir suç bile olsa o suçun cezasını vermek yine devletin işidir. Hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor: "La yahillu damu mri'in muslimin yeshhadu en la ilaha illallah ve enni rasulullah illa bi ihda thalathin." Müslüman kişinin kanı helal olmaz. Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de onun peygamberi olduğuma iman eden, şahitlik eden bir Müslümanın kanı helal olmaz. Ancak şu üç şeyden biri sebebiyle kanı helal olur. Yani şu üç suçtan biridir idam cezasını gerektiren. اَثَّيِّبُ الزَّانِي Zina eden, evlenmiş bir kimse. وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ Cinayet, kısas yani. وَالتَّارِكُ لِد۪ينِهِ الْمُفَارِكُ لِلْجَمَاعَ İslam toplumundan ayrılmış, dinden çıkmış, irtidat etmiş, mürtet kimse. Evet, demek ki buraya kadar ki konuyu özetleyecek olursak, diyoruz ki, biz salih olsun, fasık olsun, bütün mümin ve muvahhidlerin arkasında namaz kılarız. Öldüklerinde cenaze namazlarına katılırız, iştirak ederiz. Yine hiçbir müminin fasık dahi olsa, zalim dahi olsa, hiçbir müminin biz kesin cehennemlik olduğunu söylemeyiz. Çok salih ve abid dahi olsa, hiçbir müminin de hakkında nas bulunmadıkça kesin cennetlik olduğunu yine söyleyemeyiz. Hiçbir mümine açıktan aksi ortaya çıkmadıkça, ne kafir, ne müşrik, ne de münafık olduğunu söyleyemeyiz. Biz iç dünyalarını Allah'a bırakırız. Evet. Ve yine biz hiçbir mümine, ümmeti Muhammed'den hiçbir kimseye kılıç çekmeyiz. Ancak ölüm cezasını gerektiren suçlar vardır. Bu suçlar sabit olduğunda mahkeme yapıldı. Bu suçlar sabit olduğunda hakim ve kadı, yani otorite, siyasi otorite ona bu cezayı tatbik eder. Yine bu bizim işimiz değildir diyerek özetledik. Şimdi geldik devlet adamlarına karşı aynı meselelerin devlet adamlarıyla ilgili boyutuna. وَلَا نَرَا الْخُرُوجَ عَلَى اَئِمَّتِنَا وَوُلَاتِ اُمُورِنَا Biz imamlarımıza, devlet başkanlarımıza, veliyül emr olan yetki sahibi kimselere
ne yapmayız? Ayaklanmayız, isyan etmeyiz, baş kaldırmayız. وَاِنْ جَارُوا وَلَوْ zalim dahi olsalar. وَلَا نَدْعُوا عَلَيْهِمْ onlara beddua etmeyiz, kahretmeyiz, lanet etmeyiz. وَلَا نَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ itaattan el çekmeyiz. Biz itaat ederiz. وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ devlet adamlarına itaatin Allah'a itaat olduğuna inanırız. Azze ve Celle feridaten Allah'a itaat kabilinden farz olduğuna inanırız. مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَّ ta ki bize Allah'ın haram kıldığı, yasak kıldığı bir şeyi emredinceye kadar. Haram olan bir şeyi emrederlerse, dinimizle çatışmış olurlarsa bu durumda onlara itaat etmeyiz. وَنَدْعُوا لَهُمْ devlet adamlarına dua ederiz. Biz salahi düzelmeleri yolunda ve muafati kurtulmaları yolunda işledikleri günahlardan, hatalardan, takip ettikleri yanlış yoldan çıkmaları yolunda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ulul emr, emir sahibi, yetki sahibi diyebileceğimiz bu kimselere itaatle ilgili birçok ayet-i kerime var. Nisa 59'u hatırlayın. Ey iman edenler Allah'a, Resulüne ve sizden emir sahiplerine itaat edin. Yine Allah Resulü'nün hadis-i şerifleri var. Buhari'de, Müslim'de, sayı hadis mecmualarında geçen çokça hadis-i şerif var. Ortak noktası bu hadis-i şeriflerin Allah Resulü emir sahiplerine, yetkili kimselere, Müslümanların efendim seçmiş olduğu halifelere ya da kendilerine biat edilmiş olan, seçilmiş olan halifelere ve bu halifelerin görevlendirmiş olduğu yetkililere itaati emreden, İsyandan bizi sakındıran, cemaatten ayrılmayı efendim yasaklayan, cemaatten ayrılmamayı emreden açık hadisler vardır. Cemaatten ayrılmanın çok büyük musibetlere müncer olduğunu bildiren açık hadisler var. Ben size hadislerin böylece mealini vermiş oldum. Velev ki o idarecilerden duyduğumuz ya da gördüğümüz şeyler bizim hoşumuza gitmese dahi, hoşlanmadığımız, işimize gelmeyen, bizim içtihadımıza aykırı, hatta mezhep imamımızın içtihadına aykırı bir şey söylemiş ve emretmiş olsa bile, siyasi otorite içtihatları aşan bir içtihat yetkisine sahiptir. Dolayısıyla ona itaat etmek durumundayız. Ancak nasla sabit olan, açık İslam'ın herhangi bir emrine muhalefet söz konusu olursa ya da İslam'ın bir haramına, yasağına, efendim ihlal söz konusu olursa o durumda boğazımızı kesseler onlara itaat etmeyiz. Ama onun dışında itaat ederiz. Bu meyanda yine Buhari'de geçen bir hadis-i şerif var. Onun metnini paylaşayım. Alel mar'il muslimi es-sem'u ve't-ta'atu fima ahabba ve kariha illa en yu'mara bi ma'siyetin fe in umira bi ma'siyetin fe la sem'a ve la ta'a. Mümin hoşuna gitsin ya da gitmesin idarecisine itaat etmek zorundadır. Ancak Allah'a isyan olan, Allah'a isyan olduğu da naslarla sabit olacak. Filan mezhebin içtihadına göre değil, bu mezhebe göre caiz değil ama diğer mezhebe göre caizse orada halifeye başkaldırılmaz. İtaat edilir. Açık ayet ya da hadislerle haram kılınan bir şey ise o durumda bu masiyet söz konusu olduğunda o zaman itaat etmez. Nitekim selef alimlerimizin her iki örnekliği de selef alimlerinden görüyoruz. Sahabe olsun, tabi'in olsun, tebe-i tabi'in olsun, imamlarımızdan her ikisinin örnekliğini görüyoruz. Bir, devlet adamı zalim dahi olsa genel olarak haram emretmediği sürece, masiyeti emretmediği sürece ne yapmışlar? İdareye baş kaldırmamışlar. İşlerin akışına mani olmamışlar. Düzenin efendim akışına, işleyişine mani olmamışlar, ayaklanmamışlar, baş kaldırmamışlar, itaat etmişler. Ama kendilerine haram olan bir şey, yanlış olan bir şey emredildiğinde bundan da kesinlikle sakınmışlar, her ne pahasına olursa olsun direnmişler. Direnemeyenlerde, Halkul Kur'an meselesini hatırlayın, direnemeyenlerde zorda kaldığı için Allah'ın muzdar kullarına zaruret halinde tanımış olduğu o ruhsattan yararlanarak ama tevriye yapmışlar. Efendim yani ikircikli bir ifade kullanarak paçayı kurtarmışlar. Ama sadece o an için onların istediği sözü söylemek suretiyle paçayı kurtarmışlar.
Onlar da o ruhsatı kullanmış. Ama Ahmed İbni Hanbel gibi ve onun o eziyet gören, mihne olaylarında eziyet gören arkadaşları gibi, İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi birçokları da ne yapmışlar? Direnmişler. Said bin Cübeyrler gibi direnip şehit olmuşlar. İmam Malik'in de bu manada eziyet gördüğünü biliyoruz. Ama şu yok. Kendisine emredilen şey masiyetse veya kendisine emredilen şeyin masiyete kapı açacağını düşünüyorsa direnmişler. Yoksa kendisine emredilen şey, yapması istenen şey masiyet de değil, masiyete de kapı açmıyorsa, sadece ben sizin idareciliğinizi kabul etmiyorum diyerek efendim onlara isyan etmek, halkı efendim örgütlemek vesaire, böyle bir duruma da girmemişler. Sahabenin tavrını görüyoruz, İbn Ömer'in tavrını görüyoruz, İbn Mesud'un tavrını görüyoruz, Hazreti Enes'in tavrını görüyoruz. Bunlar zalim Ümeyye oğullarının idarecilerine karşı, valilerine karşı sergilenen tavırdır. Haccac örneğini verdik. Abdullah İbni Ömer onun arkasında hac yapmıştır. Hac emirinin arkasında. Arkasında namaz kılmıştır. Hazreti Enes keza. Şimdi burada şöyle soru akla gelebilir. Hazreti Hüseyin de kıyam etti. O da sahabi. Onu destekleyen birçok sahabi vardı. İşte Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ona temelde kıyamına, baş kaldırışına, ayaklanmasına karşı çıkmadı. Sadece küferilere güvendiği için onu uyardı. Dedi ki Yemen'e git. Yemen halkı da babanı sever. Baban Ali Yemen'de de valilik yaptı. Orada sevenleri var. Yemen dağlık bölgedir. Sırtını dağa verirsin. Kendini koruman, muhafaza etmen daha kolay olur. Orada direniş, baş kaldırı daha kolay olur dedi. Onu Yemen'e yönlendirdi. Ama Hazreti Hüseyin Küfe'den, Irak'tan kendisine gelen teşvikler efendim, sözler üzerine bu tavsiyeye pek kulak asmadı ve o tarafa yöneldi. Yani demek ki ne Hazreti Hüseyin'in tavrında ne de İbn Abbas'ın tavrında ne var? Ayaklanman caiz değildir, doğru değildir. Biz ala külli hal, her halükarda, her durumda devlet adamlarımıza zalim de olsalar itaat ederiz, hiçbir zaman baş kaldırmayız diye düşünmemişler. Baş kaldırmanın caiz olabileceğini böylece düşünmüşler. Keza Abdullah İbni Zübeyir var. Bu da sahabedendir. Hazreti Esma'nın oğludur. O da ne yapmıştır? Hicaz bölgesinde halifeliğini ilan etmiştir. Baş kaldırmıştır. Yıllarca o bölgeyi idare etmiştir. Hazreti Ayşe onun o idaresini kabul etmiştir. Birçok sahabi onu benimsemiştir. Demek ki yani bu konuda sahabenin tek bir tutumu vardır diyemeyiz. Yani sahabe içerisinde devrimci bir damar da vardı falan gibi böyle çıkarım yapılabilir belki, ama bu kadar kabaca hemen toparlanacak, sonuca bağlanacak bir mesele değil. Alimler sahabenin her iki tavrını da düşünüyor. Abdullah İbni Ömer'in tavrını da, Hazreti Enes'in tavrını da esas alıyor. Abdullah İbni Ömer, Abbas, Hazreti Hüseyin, Abdullah İbni Zübeyir ve daha başka kıyama kalkışan veya kıyama kalkışanlara destek veren o ashabın da tavrını, hepsini aynı zeminde topluyor ve buradan bir sonuç çıkartıyor. Sonuç şudur, müellif bunu açıkça ifade etmiyor ama sonuç şu. Sonuç, Müslümanlar organize olurlarsa mevcut yapıyı, o zulüm yapısını, o sistemi devirebilecek, yerine alternatifini ikame edebilecek gücü, organizasyon gücünü, maddi gücü, efendim adam gücünü, her türlü gücü eğer ellerinde bulunduruyorlarsa, bu güce eriştiklerine inanıyorlarsa, bunun programını vesaire yaptıktan sonra biz Allah'ın izniyle bu zulüm düzeninin altında daha yaşamak istemiyoruz, bunu yıkmak istiyoruz diyorlarsa, buna inanıyorlarsa, böyle bir güç ellerinde varsa, o takdirde bunu yapmanın caiz olduğu, hatta vacip olduğunu söylüyor alimler. Abdullah İbni Ömer ve benzer sahabilerin tavırlarını böyle bir şeye imkan görmedikleri için bununla yorumluyorlar. Yani onlar, sizin bu kıyamınız sonuç vermez, boşuna binlerce, on binlerce Müslümanın canı, kanı ve malı heder olur ve ondan sonra memlekette işleyen o asayiş bozulur. Çünkü siyasi otorite aynı zamanda yolları denetliyor. Orada bir hukuk var. Zalimin, kendisi zalimlik yapıyor ama ufak zalimlere de müsaade etmiyor, fırsat vermiyor. Memlekette bir asayiş var.
siyasi otorite sarsıldığında, siyasi otorite bütün bir ordusunu belli bir bölgede kendisine baş kaldıran gruba karşı, kitleye karşı tevcih edip onlarla savaştığı zaman memleketin diğer bölgelerinde asayiş anında çöküyor. Ne oluyor bu durumda? Oralarda efendim haramiler, eşkıyalar, belki de gayrimüslimler fırsat buluyor, sınırlarımızı ihlal ediyor. İnsanların ne mal güvenliği, ne can güvenliği, ne de namus ve iffet güvenliği kalıyor. Ortalık kaos ve karmaşaya boğulup gidiyor. İşte bu bir fitne oluyor. Fitne korkusu bizim fıkhımızda birçok konuda karşımıza çıkan bir korkudur. Meseledir, çok önemlidir. Bu fitne korkusundan dolayı alimler diyor ki, ortadaki o nizamı, asayişi, düzeni, ahengi bozmamak adına biz ne yaparız? Biz zalimin zulmü olsa bile biz kendi içimizde çalışmalarımıza devam ederiz. Allah'a kulluğumuzu sürdürürüz. Bu şu demek değildir. Allah'a kulluğumuzu yaparız. Zalim zulmüne devam etsin, rıza gösteririz değil. İlerleyen cümlelerde göreceğiz. Zalimlere karşı asla sevgi beslemeyiz. Devlet idarecisi eğer zalimse, fasıksa o kimseye biz muhabbet beslemeyiz. Tavırlı oluruz. Biz ancak salihleri severiz. Onlara karşı biz barış içerisinde yaşarız. Diğerlerine karşı tavırlı ve mesafeli oluruz. Tekfir etmeyiz ama mesafede koyarız. Demek ki ortada bir direniş var. Ama nasıl bir direniş? Hemen kalkalım ayağa, plansız programsız. Yakalım, yıkalım, devirelim, bilmem ne yapalım. Böyle bütün ideali siyasallaşmış, efendim özgürlük lehine sonuç almaya dönük böyle bir tavır, böyle bir direniş yok. Daha temelli, daha köklü, daha uzun vadeli, daha sabırlı, metanetli, daha efendim sıhhi bir direniş söz konusudur. Nitekim bu direnişin içerisinde duanın payı vardır. Bu direnişin içerisinde kendi sorumluluklarımızı bilmek vardır. Yani sen kendin Allah'a karşı kulluk vazifeni azami derecede hassasiyetle yerine getiriyorsun. Bundan haramlara karşı, şüpheli şeylere karşı sakınıyorsun, ediyorsun. Bir taraftan da Allah'a dua ediyorsun ve bir taraftan insanlara tebliğ vazifeni yapıyorsun. Sen sana düşen kulluk vazifeni sonuna kadar yapma konusunda gayret gösteriyorsun. Bir taraftan da ne yapıyorsun? Bu düzenin değişmesi için duanı ediyorsun. Yapabileceğin senin imkanlarında ne varsa onları da yapıyorsun. Organize oluyorsun vesaire. Bütün bu sorumlulukları yerine getiriyorsun. Uzun yıllar da almış olsa böyle bir direniş var. Bir de bir tarafta ne var? Hemen bir an evvel başkaldırmalıyız. Zalimin efendim zulmüne göz yumamayız. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, hemen adli ilahi Ömer'den sorar onu şeklindeki efendim ifadelerle, böyle bir edebiyatla insanları kışkırtıyorsun. Ne plan var, ne program var. Sonrası hesaplanmış değil. Ondan sonra insanları arkana takıyorsun. İsyanlar olurdu ya vaktiyle, Osmanlı'da da vardı. Başlıyorsun insanların kanını dökmeye ve kısa bir süre sonra yakalanıyorsun. Çünkü planlamamışsın hiçbir şeyi. Ondan sonra arkanda binlerce insanın hakkı geçiyor ve o arada bozulan düzen, intizam ve diğer taraflarda patlak veren bir takım asayiş bozuklukları vesaire, bütün bunlar da işin cabası. Evet, yani bizde direniş var ama bizim direnişimizin rengi Allah'a kulluk. Direnişimizin rengi sadece özgürlük değil. Sadece siyasal bir hareket değil. Şu düzeni yıkalım da ne olursa olsun değil. Bu düzeni niye yıkalım? Nedir bunun yanlışı? Yıkmadan önce yapılması gereken şeyler yapılmış mıdır? Davetle, nasihatla, uyarı ile, dik duruşla düzeltilecek tarafı yok mudur? Bütün bunların hesabı kitabı yapılır. Bizim karşı tarafı kışkırtan, üzerimize çeken, belki onları zulme teşvik eden, tahrik eden davranışlarımız, tutumumuz yok mudur? Bütün bunların nefis muhasebesi de olmak üzere hesabı yapıldıktan sonra alimler heyetinin, özellikle yaşlı alimler heyetinin vereceği kararlar doğrultusunda yapılması gereken şeylerdir. İşte selef bunu bize göstermiştir. Burada da zaten bu ifadeleri görüyoruz. Zalim dahi olsalar biz ne yapmayız? Onlara karşı ayaklanmayız. Kahır, lanet, beddua etmeyiz. Aksine yaşayan bir kimsenin zaten beddua yok, biliyorsunuz. Yaşayan bir kimsenin çünkü son nefeste ne olacağı belli değil. Beddua edip de onun son nefeste kafir gitmesi, bilmem efendim makuran gitmesi bizim hayrımıza değildir.
cehenneme bir kişinin daha kazanılması bizim sevinebileceğimiz bir şey değildir. Alimlerimizin ekseriyeti diyor ki, kafir olduğu kesin bilinmeyen bir kimseye, bilmiyorsunuz son nefeste ne olacağı belli değil, beddua edilmez. İbn-i Arabi'nin bu konuda bir ihtilafı var. Ekseriyet onun için dedi. Peki, وَنَتَّبِعُوا السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ biz sünnet ve cemaate sarılırız. Sünnetten yara tavır alırız. Sünnet çizgisinde yürürüz ve cemaatten ayrılmayız. Müslümanların sünnet üzerinde yürüyen o halkasından, o grubundan ayrılmayız. وَنَجْتَنِبُوا الشُّذُوذ şaz, şüzüz, ayrılık. Cemaati terk etmek, tek kalmak, marjinalleşmek böylece. Bundan uzak dururuz, sakınırız. وَالْخِلَافْ Müslümanlara muhalefet et. Uzak dururuz. وَالْفِرْقَةَ ayrılıktan, tefrikadan uzak dururuz, sakınırız. Şimdi bu siyasi otoriteye baş kaldırmak, bununla ilgili olarak açık hadisler de var zaten. Onları da ben sizinle paylaşayım. Avf ibn-i Malik radıyallahu anh'tan gelen bir hadis-i şerif var. Allah Resulü buyuruyor ki, sizin devlet adamlarınızın en hayırlıları, sizin onları sizin kendilerini sevdiğiniz, onların da sizi sevdikleridir. Yani hem onları siz seviyorsunuz hem de onlar sizi seviyor. En şerlileridir. En şerlileri de siz onlardan nefret ediyorsunuz, onlar sizden nefret ediyor. En hayırlıları siz onlara dua ediyorsunuz, onlar da size dua ediyor. En şerlileri siz onlara lanet ediyorsunuz, onlar da size lanet ediyor. Biz Allah Resulüne sorduk diyor. Biz şerli olan bu devlet adamlarına karşı kılıç çekelim mi? Ayaklanalım mı? Allah Resulü buyurdu ki, la, hayır, ayaklanmayın. Ma aqamu fikum as-salate. Aranızda namazlarını kıldıkları sürece ayaklanmayın. Ela men bulli aleyhi walin fara'ahu ata şey'en min ma'siyetillahi felyekrah ma ata min ma'siyetillah ve la yenzi'anna yeden min ta'atihi. Müslim'de rivayet ediyor bu hadis-i şerif. Sahihtir. Sizden, sizin üzerinize bir devlet adamı, bir vali atanırsa ve o kimse Allah'a isyan ederse siz bunu kerih görün. Allah'a isyan etmesine karşı tepki gösterin. Kerih görün ama yine itaatten el çekmeyin. Tabii ki size masiyeti emretmediği sürece. Yani o kimsenin yaptığı kötülükleri, işlediği haramları, fıskı fucuru ne yapıyoruz biz? Kınıyoruz. Ona karşı tepkiliyiz. Rıza göstermiyoruz. Ama bir taraftan da onun hayırlı olan, din adına, memleket adına, insanlar adına hayırlı olan bir takım hükümlerini, yasalarını da, emirlerini de ne yapmıyoruz? Efendim, reddetmiyoruz, çiğnemiyoruz, itaattan el etek çekmiyoruz. Şimdi buradan namaz, aranızda namaz kıldıkları sürece ifadesi var. Buradan hareketle efendim insanlar ahkam kesmeye başlayabilir belki ama buradaki namazdan maksat arkadaşlar burada imandır. Çünkü Ubade bin Samit tarikiyle gelen benzer bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ubade bin Samit anlatıyor. Diyor ki biz Allah Resulüne biat ettik. Allah Resulü bizden biat aldığında şunun da sözünü aldı bizden. Yetkili kimselere onlara karşı itaat edeceğimize dair, isyan etmeyeceğimize dair söz aldı. Ta ki açık küfür onlardan zahir oluncaya kadar. Yani ta ki aleni olarak kafir oluncaya kadar, kafir oldukları ortaya çıkıncaya kadar biz onlara itaat edeceğiz. Şimdi bu iki hadis-i şerifi bir anlamak lazım. O toplumda namaz kılmak imanın sembolü olduğu için, namaz terk etmek küfrün sembolü olduğu için, diğer hadislerde de bunu biliyoruz. Müşriklerle bizim aramızdaki fark namazdır diye hadis-i şerifler var. Namazın böyle sembolik bir anlamı da var. Hatta bazı fakihlere göre sembolik anlamın ötesinde namaz kılmamak küfürdür. Kasten bir insan bir vakit namazı terk etse kafir olur. Hanbeli mezhebinde böyle bir görüş de var. Ama diğer alimlere göre düşünecek olursak bu bir küfür değil. Ya Allah Resulü işte namaz kılmak imanı sembolize eden bir durumdur. Dolayısıyla namaz kıldıkları sürece demek, yani mümin oldukları sürece onlar masiyet işliyor, günah işliyor diye onlara itaattan el çekmeyin demiş olabilir. Yahut da o alimlerin anladığı gibi namaz kılmak
imandır, namazı terk etmek küfürdür. Bir hadiste, bir sözünde Allah Resulü namaz diye ifade etmiş, diğer bir sözünde küfür diye ifade etmiş. Öyle de anlaşılabilir. Ama ala külli hal, burada ne vardır? Yani imanla alakalı bir durum var. Öbür alimlere göre düşünürsek onlar o kimsenin kafir olduğuna inanıyorlar. Ama cumhura göre düşünürsek kafir olduğuna inanmadığı için namaz kılmayan kimsenin, onlar açısından baktığımızda küfür dememiz lazım. Yani kafir olmadığı sürece başınızdaki devlet adamları, onlara itaat edeceksiniz. Peki, başınızdaki devlet adamı öyle bir an geldi ki açıktan ayeti inkar etti. Açıktan küfrü mucip bir söz söyledi. Bu yaşanan şeyler. Olabilir böyle şeyler. Bu durumda ne olur? Bu durumda Müslüman toplumun hassasiyeti, görevi, sorumluluğu nedir? Onu da az evvel ifade ettik. Müslümanlar kendi içinde dinlerine uygun bir toplum hayatını, idari hayatı tesis edinceye kadar bu uğurda gerekli çalışmayı, fedakarlığı ortaya koyması lazım. Organize olması lazım. Kadro yetiştirmesi lazım, adam yetiştirmesi lazım, güçlenmesi lazım. O güce kavuştuktan sonra bir Müslüman asla bir zulüm düzenine, sistemine, yapısına asla rıza gösteremez. O güce kavuştuktan sonra hala devam etmek demek, bunun adı konformizmdir. Bunun adı aman rahatın bozulmasın, bu düzen devam etsin diye düzenden rahatsız olmamaktır. Kesinlikle bu da efendim onanacak bir şey değil. Peki. وَنَتَّبِعُوا السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ Ehl-i sünnet ve cemaatten ayrılmayız. Sünnet arkadaşlar Allah Resulü'nün çizmiş olduğu çizgi. Ama sözüyle, ama uygulamalarıyla, ama takrirleriyle. Allah Resulü'nden sahabe ve tabi'in aracılığıyla onların örnekliğinde almış olduğumuz o hayat modelidir. İbadetlerimizde de bu model vardır. Muamelatımızda bu model vardır. Gayrimüslimlerle ilişkilerimizde bu model hakimdir. Hakim olmalıdır. İdarecilerle ilişkilerimizde, yani Allah Resulü'nün hadislerinden, sahabe hayatının örnekliğinden, selefin örnekliğinden süzülüp alimlerin çıkarmış olduğu şeydir o sünnet. Buna fıkıh da diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Cemaat de nedir? O sünneti yaşayan insanlar grubudur. Gün gelir o sünneti yaşayan insanların sayısı azalır. Sünnetten kopan insanlar kalabalıklaşır. Sünneti yaşayan insanlar azınlık haline gelebilir. Burada cemaat yine o sünneti yaşayan gruptadır. Yoksa çoğunluğun peşinden gitmek, cemaate tabi olmak, cemaate yapışmak anlamına gelmez. Bu yönde de ne var? Hadis-i şerifler vardır. Allah Resulü'nün efendim terk edip, gün gelir ki terk edip bizi dağlara efendim çıkmayı teşvik eden hadisleri de vardır. Öyle fitne zamanları gelecek ki Müslümanların her birisi bozulacak. Artık cemaat diye bir şey kalmayacak. Sen hakla, sünnetle beraber artık bir ağacın efendim gövdesine yapış, orada kal, kıyameti bekle, ölümü bekle, o fitneden kurtul. Bu yönde Allah Resulü'nün tavsiyeleri var. Öyle fitne zamanı gelecek ama fakat henüz o zaman gelmiş değildir. Yani bu zaman dağlara çekilme zamanı değildir. Çünkü elhamdülillah hala sünnetin ne olduğunu bize gösterebilecek kaynaklarımız var. Bu kaynakları bize okuyup anlatacak, rehberlik edecek önderlerimiz, alimlerimiz var. Dolayısıyla bu alimler olduğu sürece, evet, sünnet adına ortaya konan örnekler çok farklı olabilir. Çok ciddi ihtilaflar yaşanabilir. Ama sağduyu denen bir şey vardır, vicdan denen bir şey vardır. İnsan eğer menfaat perestlik yapmazsa, samimi olursa, Allah'a yalvarır ve yakarırsa, doğrunun, hakkaniyetin ne olduğunu yine görecektir. Peki, وَنُحِبُّ اَهْلَ الْعَدْلِ وَالْاَمَانَةِ Biz adalet ve emanet sahibi kimseleri severiz. وَنَبْغُضُ اَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ Şimdi zalim de olsa devlet başkanına bize zulmü emretmediği sürece itaat ederiz dedik. Bu demek değil ki biz zalim devlet başkanını alkışlarız değil. Zalim olanlarla ilgili tavrımızın ne olduğunu şimdi müellif anlatıyor. وَنُحِبُّ اَهْلَ الْعَدْلِ وَالْاَمَانَةِ Biz adil olan, salih olan kimseleri severiz. Vel emane, emanet, emniyet, güven sahibi, dürüst insanları severiz. Sevgimizi onlara ifade ederiz. Onların yanında yer alırız. Destekleriz, teşvik ederiz. Moral destek veririz. Ve nebğudu ehlel cevri vel hıyane. Zalimlere, hainlere ise buğz besleriz. Onlardan uzak dururuz, sakınırız, sevmeyiz, alkışlamayız, yanlarında bulunmayız.
Dedik ya, fasığın arkasında namaz kılmayı kerih görmesi alimlerimizin nedir? O kimsenin yanında yer almak. Bir bakıma ona alkış tutmak. Bir bakıma ona fıskında cüret aşılamak anlamına gelir. O gözle bakıyorlar. Ama fitne olacaksa bu sefer daha büyük bir zarar söz konusu olduğu için kerhen efendim namaz kılmayı caiz görüyorlar demiştik. Bitiriyorum bu bölümü, devam edeceğim. وَنَقُولْ deriz ki اللّٰهُ أَعْلَمُ ف۪ي مَشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ bilgisi, iç yüzü, hakikati, sırrı, bize gizli kalan noktalarda, hususlarda, meselelerde deriz ki Allah en iyi bilendir. En doğrusunu Allah bilir deriz. Çözemediğimiz meselelerde de ne yapmayız? Fazla kurcalamayız. Eğer içtihadımızla bir sonuca vardıysak bu sonucu da başkalarına dayatmayız. Ben görebildiğim kadarıyla araştırdım, ettim. Neticede benim vardığım sonuç budur. Ama Allah en iyisini bilir. Bir başkası bir başka sonuca vardıysa o kimseyi de kendi içtihadımızdan hareketle onun içtihadını nakzetmeye, efendim onu dışlamaya, hakir görmeye, suçlamaya, İslam'ın dışına itmeye de hakkımız yok. Ama bütün bunlar kimin? Bütün bunlar içtihat yapabilecek o melekeye, o birikime sahip olan insanların hakkıdır. Onların kârıdır, harcıdır. Yoksa bu ehliyette, liyakatte olmayan kimse, ben kitapları araştırdım ki Arapça bile bilmiyor, Türkçe kaynaklardan bakıyor. Neticede bu konuda benim vardığım kanaat budur. Demek bir bakıma içtihat ettim demektir. İçtihadım bu demektir. Bu kimse de Allah katında tabii ki mesuldür. Bizim konumuz o değil tabii ki. Peki, devam ediyoruz. وَنَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ biz gerek seferde gerek hadarda, gerek mukim iken memleketimizde, gerekse yolculuğa çıktığımızda, sefer halinde mesler üzerine meshi caiz görürüz, meşru görürüz. كَمَا جَاءَ فِي اَثَرِ konuyla ilgili neredeyse mütevatire varmış hadislerin gösterdiği üzere. Bu rafizilerle ayrıldığımız nokta, rafiziler biliyorsunuz, onlar mes üzerine meshi caiz görmüyorlar, çıplak ayağı meshi caiz görüyorlar. Biz onlardan uzak duruyoruz. وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ اُلِي الْاَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Müslümanlardan ulul emir, Müslüman halifeler, onların görevlendirdiği komutanlar, yetkililerle birlikte hac ve cihat kıyamete kadar sürecektir. Hac ve cihat, biliyorsunuz bunlar emirlerin arkasında olur. Hac ibadeti yapılırken başında bir emir olması lazım. Müminlerin önüne geçip, müminler onun ardında aynı namaz kılarken nasıl onun ardında saf tutuyorlar? Hac ibadetinde onun komutasında, liderliğinde yaparlar. Cihat da böyledir. Biz bu her iki ibadeti de yine berrihim ve facilihim, ister salih ister fasık olsun, mümin olduktan sonra her türlü komutanın, her türlü liderin arkasında ifa ederiz. İlâ kıyâmis sâ'a, sonu yok, kıyamete kadar sürecektir. Cihatta, hacda la yuhtiluhuma şey'un ve la yenkuduhuma, ne haccı ne de cihadı hiçbir şey ne yapmaz? İptal etmez, geçersiz kılmaz. وَلَا يَنْقُلُهُمَا نَقْسْ da etmez. Yani hac ve cihat sorumluluğu kıyamete kadar. Başımızda efendim salih bir idareci yoktu, dolayısıyla yapamadık. Bu bir mazeret değil. Başımızdaki idareci salih de olsa, fasık da olsa, biz onun ardında hac ve cihat sorumluluğumuz kıyamete kadar bakidir. Evet. Burada kalıyorum. Şimdi dikkatinizi çekmiştir. Yani mesler üzerine mes meselesi vesaire. Bu meseleler aslında fıkhi meselelerdir. Akaid kitabında ne işi var, ne yeri var diye aklınıza gelebilir. Bunlar biliyorsunuz ehli bidatla aramızdaki tartışmalı konulardır. Vaktiyle hariciler vardı. Hariciler ne yapardı? Tekfir ederdi. Ve Müslüman devlet adamlarına, halifelere, emirlere itaat etmezlerdi. Her fırsat bulduklarında baş kaldırırlardı. Hemen orada bir savaş başlatırlardı. Binlerce insanın kanına girerlerdi. Bizim burada haricilere karşı tutumumuzu ve tavrımızı ortaya koyuyor bu akide ilkeleri. Ve İslam itikadı, Ehl-i Sünnet itikadı sadece gayrimüslimlere karşı duruşumuzu ortaya koyan itikat esaslarını içermez. Ehli bidata karşı da duruşumuzu ifade eden esasları içeriyor. Bugünkü konu özellikle haricilerle ve son mesle üzerine mes konusu da Şia ile ilgili efendim ihtilafı, hilafı ifade eden bir konuydu. Dolayısıyla bunu böyle algılamamız doğru olur. Pek vaktimiz olmadığı için ben dersi burada noktalıyorum. Biraz sonra program başlayacakmış. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ